Herkese yeniden merhaba, ben Özge, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Korona günlükleri ya da karantina günlükleri tadında bir vlog çekemiyorum size. Çünkü ben çalışmaya devam ediyorum. İş hayatım evden çalışmaya uygun değil. Şirketimizi bir şekilde ayakta tutmak zorundayız. İnsanların bize, özellikle babama ihtiyacı var. O yüzden de biz çalışmaya devam ediyoruz. Barışlar çalışmaya devam ediyor. Ama biz de tabii ki korona yokmuş gibi davranmıyoruz. Hayat devam ediyor ama virüse de karşı önlem alıyor gibiyiz. Peki ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz tabii ki. İşte sürekli dezenfektan kolonya koklamaktan kafamız güzel geziyoruz. Bir. İkincisi, benim migrenim var ve her türlü kokunun abartısı beni çok rahatsız ediyor. Her akşam eve geldiğimde, biz ormana çok yakınız, böyle bir orman havası alıp kendime gelmeye çalışıyorum. Onun dışında tabii ki biz de bir korona telaşı, işte sürekli mesela işte KDV'ler erteleniyor, o erteleniyor, bu erteleniyor. Heh diyoruz, kesin sokağa çıkma yasağı gelecek. Markete gidiyoruz. Samandıra'da oturuyorum. İki tellide çalışıyorum. Samandıra'dan kalkıp iki telliye kedileri beslemeye, kedilerin mamalarının sularını istiflemeye gidiyoruz. Sonra tekrar işe gidiyoruz. Mamaları tekrar geri koyuyoruz. Suları tekrar azaltıyoruz. Falan filan, günlerimiz böyle geçiyor. Tabii ki korona alışverişi, karantina alışverişi yaptık. Özellikle su olarak, su stoğu olarak. Onun dışında bir de sanırım abur cubur stokladık. Yani ne kadar çok abur cubur stokladığımızı size anlatamam. Anlatmamı isterseniz de aşağıya yazın. Onları da çekerim. Ben şimdi birazcık şey yapmak istiyorum. Buzdolabımı düzeltmek istiyorum. Aslında zaman zaman buzdolabımı düzeltiyorum. Fakat bizim sistemimiz şöyle ilerliyor. Ben çalıştığım için babamla çalışıyorum. Önceki videolarımdan belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Annemlere çok yakın oturuyoruz. Akşam annem bize yemeğimizi hazırlıyor, paketliyor. Ben babam bıraktıktan sonra yemeklerimi alıyorum ve buraya getiriyorum, kendi evime. Tabii ki hepsini tüketemediğimiz için dolapta sürekli bir yemek sirkülasyonu oluyor. Bu arada kimse yanlış anlamasın, anneme yük olmak için değil. Annem zaten iki kişiye de ordu kıvamında yemek yaptığı için kimseye yük olmuyorum. Bir dolabı düzeltelim istiyorum. Bir dolap böyle bir toplanması istiyorum. Bir de dolabın birkaç eksiğine bakacağım. Ona göre trend olan bir şeyler söyleyeceğim. Bu arada sürekli ellerimle oynuyorum. Çünkü gözüküyor mu bilmiyorum ama sürekli yıkanmaktan heder oldular. Onu da en iyi geçiren şey bu. Trend yoldan bulmuştum ben. Bir YouTuber önermişti. Hatırlamıyorum kim olduğunu ama İrem Güzey olabilir. Şöyle vazelin kıvamında. Ben bunu aslında tırnak etlerim için kullanıyordum. Ama elim artık hiçbir krem böyle şey yapmıyor. Nemlendirmiyor. Geçen hafta sonu bunu böyle sürdüm ama bildiğiniz maske gibi böyle durdum. Emmesini bekledim. O birazcık iyi geldi, toparladı. Her neyse, şimdi buzdolabına geçelim. Buzdolabımızın dışarıdan görüntüsü böyle. Bizim fotoğraflarımız, nikah şekerimiz. Ben sözde, nişanda çok fazla böyle cafcaflı, cancanlı hediyeler yaptığım için düğünde bu tarz bir şey yapmak istedim ve temaya yaptırdık biz bunu. Burada kediciklerimin fotoğrafları, benim fotoğrafım. Barış'la fotoğrafımız var. Hamidiye Suğcan'dır. Burada işte fuara gitmiştik, o var. Bir de böyle bir şey. Ne bu? Şişe açacağı. Kapak açacağı. Aman açacak işte. Her neyse, şimdi dolabımı açıyorum. Normalde bu kadar tıka basa dolu bir dolabımız yok. Çünkü hafta içi doğru düzgün, dediğim gibi, evde yemek yapmadığımız için şey olmuyor. Ama ekmekleri görüyorsunuz. Coronavirus hali. Aslında düzgün duruyor dolap ama benim istediğim mesela şurayı bir düzene sokmak, burayı bir düzene sokmak ve en önemlisi de
ihtiyacım olan düzenleme ekipmanlarına bakmak. O yüzden şimdi ben önce bir dolabı tamamen boşaltacağım. İçini sileceğim ve işe başlayacağım. Şimdi kahvaltı bölümü ve sebzeler dışında her şeyi boşalttım. Güzelce sirkeleyeceğim. Hem virüslerden de korunmuş oluruz. Sonra da içine yerleştireceğim. Bakar mısınız yığını? Dolabı bu halde görmeye ben bile inanamıyorum. Bakar mısınız? İnci gibi. Şimdi en çok takık olduğum yere geleyim. Bu şey, ne bunun adı? Sebzelik. Bunların içine Trendyol'da falan da satılıyor, görmüşsünüzdür. Böyle yeşil bir şeyler koyuyorlar böyle kurutulsun diye. Ben onun yerine kuru havlu koyacağım. Çünkü bence onlar para tuzağı. Kuru havluyu koyacağım. Sonra da buradaki sebzeleri koyacağım içine. Ve müthiş düzenli dolabımın kapılarını size açabilirim artık. Hatta siz şu an onun tam içindesiniz. Şimdi ben sizi birazcık dışarı alayım ve içini göstereyim. Böyle bir uzaktan önce gurur tablomu göstereyim. Şöyle anlatayım. Bunları böyle yaptım. Ki içlerinde ne var, arkalarında ne var göreyim. Burada genelde doğal ürünler var. İşte Barışların köyden zeytinler, anneannemin reçelleri vesaire vesaire. Burada da onların açtığımız ve kullanılmış halleri var. Buraya da meyveleri koydum. Bunları yıkayıp koydum buraya ki hemen böyle tık diye alalım diye. Bunu aslında Barış hiç sevmiyor. Çok manasız geliyor ona. Ben de bunu manalı bir iş için kullandım ve işte açılmış beyaz peynirler değil, peynirleri, kaşar peynirleri buraya koydum. Burada ekmeklerimiz var. Bu aslında bizim karantina stoğumuz değil. Biz sabahları evde kahvaltı edemediğimiz için sandviç hazırlıyoruz. O yüzden bu kadar çok sandviç var. Burada köy tarhanası var. Şu bu buzdolabının içinde vardı böyle şişeli. Ama şu an bir içeceğimiz olmadığı için burada duruyor. Bunlar da civata çikolatalarımız. Çünkü civatacıyız. Aşağıda da bu kapları IKEA'dan aldım. Eğer bir çeyiz favorileri ya da mutfak favorileri gibi bir şey isterseniz bahsederim. Çok memnunum bunlardan. Burada annemin yaptığı kabak tatlısı var. Burada da köyden gelen marullar var. Böyle yıkanmış bir şekilde. Bu sesi sevmiyorum. O yüzden kapatıp tekrar açacağım. Aynen bu şekilde. Tekrar açtım. Burada da o gün yiyeceğimiz şeyleri koymaya karar verdim. Bu borani bir Bulgar mezesidir. Çok güzeldir. Çok severiz. Annem de çok güzel yapar. Gelin olmasına rağmen annem güzel yapıyor. Burada domates var. Bu domatesleri yarın yemekte kullanacağım. Burada yarın yapacağım şey var. Burada annem bize koyduğu nohut. Ve burada da annem yapıyor yoğurt. Her şeyi annem yapıyor. Bu da kahvaltı çekmecem. Burada da böyle paketli kahvaltılıklar ya da direkt sofraya giden kahvaltılıklar var. Burası da çok içime sindi. Sosluklarım. Nar ekşisi. Bunu balayından almıştık. 2 taneydi sanırım bu. Kıbrıs'tan organik. İçecekler ve konserve ürünler var. Doğal köy yumurtalarımız. Bunu biz evlenmeden önce almıştık ama bu kadar değerleneceği aklımıza gelmezdi açıkçası. Sütlerimiz. Benim laktoz alerjim olduğu için laktozsuz sütler. Ve Barış da çok sevdi. Çok yumuşak içinde. Mayonezlerimiz. Burada açtığımız çikolatalar var. Burada şişelerimiz var. Şalgam, sosluklar, soğuk sular var. Ve burası da meyve sebze bölümüm. Dediğim gibi altlarına bu kağıt havluları koydum. Bu limonlar İstanbul limonu. Bunlar da Çanakkale'den aldığımız doğal limonlar. Ve işte benim buzdolabım böyle oldu. Benim çok içime sindi ama ne kadar süre böyle durur bilmiyorum. Ben karantinada değilim. Videonun başında söylediğim gibi işe gidip geliyorum. Ama yine de bir karantina günlükleri serisi başlatsam mı diye düşündüm. Bu videoyu çektim.
Aslında amaç kendimi bu buzdolabını toplamak için motive etmekti. Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 aydır bu benim aklımda. Çünkü evlendiğiniz zaman bu eve girdiğinizde şöyle düşün, her şey sıfırdan ve bir zaman sonra böyle her şeyi tıkıştırayım da ben bu evde bir rahat edeyim moduyla yerleştiriyorsunuz. O yüzden önce mutfak dolaplarından başladım. Sonra dresuardan, sonra yatak odasından hafif hafif başladım. Ve şimdi sıra buzdolabına gelmişti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine çok konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.